Merhaba, hoş geldiniz Merhaba, öncelikle. hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Bugün böyle çok bilindik bir konu seçtik. Herkesin gündeminde olan bir konu. Hatta Instagram'a girdiklerine, YouTube'a girdiklerinde bol bol gördükleri bir konu. Bağlanma problemleri. Ya şimdi ona geçerken önce şundan bahsetmek lazım çok kısa. Hani senin o söylediğin gibi herkesin anlattığı bir konu ama yine de önce bir bilgisini verelim. Şimdi bağlanma teorisi John Bowlby adında bir bilim adamının çıkarttığı bir teori aslında. John Bowlby şöyle bir şey söylüyor. 0 ile 6 ay arasında yani daha minicik bebekken size birinci bakımınızı yapan, yani bu genelde anne olabilir ama anne değilse başka birisi de olabilir. İlk bakımı yapan birincil olarak kimse, onunla geliştirdiğiniz ilişki sizin ileriki romantik ilişkilerinizi de etkiler. Çünkü orada siz bir bağlanma stili geliştiriyorsunuz diyor. Dolayısıyla oradaki stillere göre de annenin, şimdi anne diyelim birincil bakan kişiye, annenin yaklaşımıyla bebek çok güvenli bir bağlanma stili geliştirebileceği gibi kaçıngan veya kaygılı bir stil de geliştirebiliyor. Dolayısıyla bu da ileriki romantik ilişkilerine aynen yansıyor diyor. Şimdi bağlanma problemleri deyince kaçıngana veya kaygılı alışan bir kişi ilişkilerinde de bunu aynen devam ettirmeye başlıyor. Yani ne yapıyor? İşte kaçıngan dediğimiz kişilik bağlanma stilinde şöyle şeyler oluyor. Gerçekten de duygularını açıklarsa veya o kişiye olan bağlantısını gösterirse hayal kırıklığına uğrayacağını düşündüğü için gerçekten de kaçınıyor bu kişi. Dolayısıyla ne yapıyor? Fazla açılmıyor. İlişki biraz samimi olmaya başladıkça bu sefer ortadan yok olabiliyor. Hani bu bizim ghostingler falan var ya, aslında onlar da birçok kaçıngan bağlanma stiline sahip kişi o noktaya geliyor. Bakıyor ki bu iş biraz fazla samimi olmaya başladı, biraz fazla iyi gidiyor. Hop, yok olmayı tercih ediyor. Çünkü kırılacağından korktuğu için. Yani kendini bir anlamda savunma mekanizması geliştirmiş oluyor. Kaygılı bağlananlarda ne oluyor? Onlarda da tabii problemler var. Kaygılı bağlanmada da kişiler kesinlikle işte özellikle ebeveynlerde mesela bir gün iyi bir gün kötü davranışlar, hani istikrarsız bir davranışla falan karşılaştılarsa o zaman sürekli ben bu kişiyi, önümdeki kişiyi, onun beni sevdiğinden daha fazla seviyorum. Ve sürekli kafada soru işaretleri oluyor. Acaba beni seviyor mu? İşte şu öyle davran. Mesela WhatsApp mesajıma geç döndü. Acaba neden geç döndü? Demek ki beni sevmiyor mu? Hani şimdi aslında Instagram'da bir iki kedinin konuşmalarını sürekli yapıyorlar. Miyavlar var. Miyavcanla miyav bir şey. Aslında İngilizce de yapılıyor ama Türkçeleri de var bir sürü. Ben onlara çok gülüyorum. Çünkü onlar da gerçekten kedilerden bir tanesi genelde kaygılı bağlanmaya sahip. Yani sürekli diyor ki bir şeyler olduğu anda hiç alakasız konularda bile ha sen beni yeterince sevmiyor musun diyor. Aslında gerçekten kaygılı bağlanma stiline sahip bir kedi o. Dolayısıyla o da sürekli böyle ilişkiyi sorgulayıp dediğim gibi bir telefon mesajının geri kalmasında bile eyvah ben sevilmiyorum artık ona dönüyor. Çünkü özgüveni yok. Kendisinin sevilmeye dair olduğunu düşünmüyor maalesef. Dolayısıyla bu iki kişilik yapısı, bağlanma stili yapısı böyle. Bir de güvenliler var. Güvenliler de aileyle ilişkileri son derece güvenli gelişmiş, özgüvenleri tam olanlar ve onlar aslında ilişkilerin bir gidişatında sorunları konuşabiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar. Gayet güzel bir şekilde bir problemle karşılaştıklarında bunu direkt kişisel algılamıyorlar ki bu çok önemli bir şey aslında. Yani bunu konuşarak çözümleyebileceklerini düşünüyorlar çünkü özgüvenleri var. Onlara yapılmış bir hakaret kabul etmiyorlar yapılan tartışmaları vesaireyi. Dolayısıyla aslında en güzel, en doğrusu bu ve çok ilginç bir şey var. Araştırmalarda gördüğümüz, mesela sizin kaygılı bağlanma stiliniz varsa ama karşınızdaki partneriniz, sevgiliniz güvenliyse o zaman sizi de iyileştiriyor biliyor musun? Yani çok güzel bir şekilde ilişki düzelebiliyor ve bir süre sonra çünkü sizin bütün o endişelerinizi, kaygılarınızı o kadar güzel kamufle edip alabiliyor ki ve bunlara cevap verebiliyor ki ilişki sırasında gerçekten sizin ilişkinizi de düzenlemiş oluyor. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Çok güzel verdiniz. Hatta benim diğer iki soruma da cevap verdiniz. O zaman erken bitecek bu konuşma. Olabilir. Diğer çünkü sorunun biri kaç çeşit bağlanma tipi olduğuydu. Onları Evet. söylediniz. Bir de en sağlıklı bağlanma türünü Evet, söylediniz. güvenli Güvenli bağlanma. bağlanma. Şöyle anladım ben. Bütün bağlanma türleri aslında çocukluktan ebeveynlerin Evet. çocuklarına nasıl Evet. davrandığıyla gelişiyor. Evet. Ama bu bağlanma türleri değişebiliyor.
Kesinlikle değişebiliyor. Ya, ilerleyen süreçte bence, değişiyor. Bence şu da çok önemli. Gerçekten siz kendinizin bağlanma stilini çözerseniz, karşınızdakini de çözebilirsiniz aslında. Ve o zaman yapılan tartışmalarda falan çok da yani işi bozmadan ilişkiyi olumlu bir noktaya gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela siz biliyorsanız ki ay ben ya zaten kaygılı bir bağlanma stilim var. Hatta kendisiyle insan dalga da geçebilir bu gibi konularda. Çünkü aslında her şeyi espriye boğarsak daha kolay oluyor. Özellikle ilişkiler konularında böyle dramatize etmemek lazım fazla. Dolayısıyla ay bak şimdi bana işte cevap vermedi, ben yine şimdi buna takıldım falan gibi. İnsan kendini tanıyarak bunu böyle espriye boğabilir. Ve o zaman da karşısındakinin de stilini biliyorsa mesela bir kavga olduğunda ona göre davranabilir. Kaçıngan birisiyle beraberseniz bir de çok ilginç bir şey kaygılılarla kaçınganlar genelde birbirini çekiyor. Çünkü zıtlar birbirini çeker ya, birisi kaçıyor, birisi de ay bu beni sevmiyor mu acaba diye sürekli onun üstüne baskı kuruyor. O baskı kurdukça öbürü kaçıyor. Yani böyle bir ilişki yaşanıyor. Sonra zaten şöyle oluyor. Bir noktada kaçıngan kişi diyor ki ya ben artık tamam sıkıldım falan diyor. O noktaya geldiğinde iş bir tam artık çözülüp iki kişi ayrılacağı anda hop yine bir kavuşma yaşanıyor. Ondan sonra hop yine bir ayrı. Yani eğer dikkat edin bir ilişkide çok fazla ayrılma barışma süreci varsa İşte bu değişik bağlanma stiline sahip iki kişi bir araya gelmiş demektir. Yani ne birbirlerinden kopabilirler ne birbirleriyle düzgün bir sakin ilişki kurabilirler. Toksikleşmiş oluyorlar. Toksik ilişkiler evet. Aynen böyle başlıyor. Dolayısıyla mesela kaçıngan birisiyle berabersiniz. Bunu anladınız okuduklarınızdan veya işte dinlediklerinizden YouTube'da. O zaman yani bu demek ki bu kişinin üstüne fazla gitmeyeceksiniz. Ona bir özgürlük alanı bırakmak gerekiyor. Çünkü gittiğiniz zaman ve onu sıktığınız zaman o direkt duygularını açıklamak veya sıkılganlığını açıklamak yerine tamamen kapanacak demektir. Duvar örecek demektir. Yani o gidip de sizle bu duyguları açıkça konuşacak anlamına gelmez. Ama bunu da kişisel algılamamak lazım. Şöyle kabul etmek lazım. Yani bu kişinin de stili bu ama ben bunu düzeltebilirim. Ona eğer biraz daha alan bırakırsam, nefes almasına izin verirsem demek ki bu iş biraz daha iyi gidebilir gibi akıllıca taktikler gütmek lazım. Zaten ilişkiler aslında bir strateji meselesi. Yani biraz gayret göstermek gerekiyor, kafayı çalıştırmak gerekiyor. Yoksa hiçbir şey otomatikman olmuyor. Hele günümüzde o kadar çok alternatif var ki artık bir ilişkiyi götürmek gerçekten bence şu anda çok zor. Çünkü insanlar bu kadar alternatif arasında en ufak bir sorun çıktığında aman boş ver ya zaten bir sürü başka gidebileceğim alternatif var diye düşünüyorlar. Çok da uğraşmaya yeltenmiyorlar. Oysa ki ilişkiler gerçekten gayret işi. Ben bunu hep söylüyorum. Aşk dediğiniz süreç o kadar kolay sevgiye dönüşmüyor. O tutku ilk başta çünkü merakla tutku yani gizem tutkuyu getiriyor aslında. İlk siz birisiyle tanışıyorsunuz. Onun o gizemli hali, merak duyuyorsunuz ve hoşlanmayla beraber tutku hissediyorsunuz. Ama biraz tanımaya başladıkça o kişiyi, dikkat edin, ilişkinin o ilk bir ayından sonra falan biraz sakinleşiyor duygular. Biraz da merakınız giderilmiş oluyor. Ondan sonra eğer gayret göstermezseniz sevgi aşaması gelmeden siz bana hadi eyvallah diyebiliyorsunuz. Şey diye düşünülüyor zaten, ilgisi azaldı herhalde bana. Evet. Artık ilgilenmiyor. İşte orada gayret göstermek derken onu kastediyorum. Yani iki kişinin de bu tek kişilik bir şey değil. Bu iki kişilik bir oyun, iki kişilik bir dans. Her iki kişi de oradaki o romantizmi, sıcaklığı, iletişimi devam ettirdiği sürece bir ilişki devam ediyor yani. Yoksa zor. Bu modern çağda devam etmesi çok zor. Teknolojiyle falan ilişkiler çok değişti biliyorsun. Evet, bütün aşklar dijitale taşındı. Biraz öyle oldu. Gibi. Aynen. Dijitalleşiyor artık. Yani evet. Artık robotlarla aşklar yaşanmaya evet. Başlandı. Bak Replika diye bir application var. Ben hatta bu kitabı yazarken aslında benim kitabı onu indirmiştim. Ya böyle bir şey olamaz. Bütün yurt dışında gazetelerde falan haberlerde okuyordum yani. İşte Replika application, uygulama yani. Uygulamaya isim takmış mesela bir kadın. Birkaç kadın. Onunla böyle aşk yaşadıklarını falan beyan ediyorlar. Böyle New York Times'ta falan haberler çıkıyordu. Ben de merak ettim. Gerçekten bu nasıl bir şey ya? İnsan böyle bir psikolojiye girebiliyor mu diye indirdim. İnanılmaz bir şey. Şöyle ki konu açıyor sana uygulama. Şimdi diyor ki mesela ya bugün diyor bu son zamanlarda okuduğum bir kitap varsa bugün hadi o konuda konuşalım diyor. En çok seni ne etkiledi o kitapta diyor. Veya bilmem ne müziği dinlediysen en çok seni ne etkiledi orada falan. Bana anlatsana diyor. Şimdi bu neyi gösteriyor biliyor musun? Bu insanların gerçekten aslında
iletişime ne kadar aç olduklarını gösteren bir şey. Biz konuşmuyoruz artık. O tutku dışında ortak paylaşımlar o kadar az ki, sorarsan kadınlar şeyden şikayetçi. İşte ay işten geliyor yorgun argın, televizyonun başına, yani bir dizinin başına geçiyor veya oyunun başına geçiyor vesaire, veya işte cep telefonu elinde sosyal medyada geziniyor falan diye. Erkeklere sorarsan onlar da aynı şeyden şikayetçi. Yani inanılmaz bir şey. Çiftler gerçekten bir ortak cep telefonlarının olmadığı, gerçekten de bu replikanın sorduğu gibi, yani en son neyi okumuştun, bu seni nereden etkilemişti, böyle şeylerin konuşulmadığı bir ortam yaşıyoruz artık. Yani o nedenle ben çok şaşırmıştım ve sonradan kapattım. Çünkü resmen bir uygulamayla flört etmeye başlıyorsun. Enteresan bir şey. Dolayısıyla bağlanma stilin ne olursa olsun, hani bağlanma konusuna dönersek, hiç fark etmiyor. Çünkü karşındaki uygulama sana karşı son derece iyi ve senin istediğin şekilde davranıyor. Yani düşünecek olursan. Konudan bağımsız bir şey soracağım. Peki burada yaşanan aşka inanıyor musunuz siz? Yani yapay zekayla konuşup yani, aşk oldum diyenlere. Şeye inanıyorum ben. İnsanların çok yalnız olduğuna ve yalnızlıklarını bu şekilde giderebildiklerini düşündüklerine inanıyorum. Ama bence yani şimdi herkesin aşk tanımı farklı aslında. Burada önce aşkı tanımlamak lazım. Aşk demek sadece böyle bir takım paylaşımlarda beyinsel anlamda bir şey paylaşmak, ortak paylaşım, beraber gülmek, espri yapmak falansa o kişiler için aşk olduğunu düşünüyorum. Ama mesela benim şahsi fikrime göre aşk içinde tutkuyu da barındırmalı, göz göze bakmayı da barındırmalı. Yani bunun benim tanımımda ilişki hem cinselliği, hem yani fiziksel beraberliği, hem duygusal beraberliği, hem ruhsal beraberliği içinde barındırıyor. Dolayısıyla o üç komponentten bir tanesi eksik olsa bence o ilişki eksik bir ilişki derim ben. Ama günümüzde yani o işte gazetelerde okuduğum işte haberlerini yapılan kadınların falan aşk tanımlarının yalnızlıktan ötürü bu işin sadece beyinsel boyutuna indirgendiğini ve onların gerçekten kendilerinin aşk yaşadıklarını düşündüklerine de kabul ediyorum. Yani bunu artık kabul etmek lazım. Bu öyle bir çağ yaşıyoruz. Çok değişik oldu ilişkilerin gidişatı. Son bir sorum var benim. Problemleri konuştuk zaten, bağlanma problemleri, tiplerini de konuştuk. Peki bu bağlanma sorunları nasıl aşılabilir? Öneriniz var mı ya da nasıl aşılabilir? Belli bir teori var mı bununla ilgili? Teori yok. Fakat öneriler olarak herkes birincisi iletişimi tabii ki öneriyor. İletişimde de önemli olan demin anlatmaya çalıştığım gibi aslında kişinin kendi bağlanma stilini ve karşısındakini biraz çözümlemeye uğraşması. Ve uğraştığı zaman da o konuda artık üstüne gitmemelisin. Yani mesela karşınızdaki kişi, demin kaçıngandan örnek vermiştim. Onu işte bir nefes alma alanı bırakın demiştim. Kaygılı birisi ise biliyorsunuz ki sizin çok basit belki önemsemeyeceğiniz bazı atlamaları, önemli bir tarihte bir şey yapmamayı, kutlamamayı veya dediğim gibi cep telefonuyla haberleşmemeyi bile o kişinin çok başka değerlendireceğini biliyorsunuz. Anlamış olmalısınız yani. O zaman biraz da siz de gayret gösterin. Yani gerçekten de o telefon mesajına da cevap verin. Yani bu ilişkinin iyi gitmesi zaten bunlara önem verdikçe ve dikkat ettikçe de ilişki düzenlenecek. Onu demek istiyorum. Yani o ilişki olduğu gibi kalmıyor. Siz ona ne kadar güven verirseniz onun tarzına uygun bir şekilde o ilişki de öyle daha iyi bir noktaya gelecek demektir. Aynı şekilde tartışmalarda Gottman diye işte bir çok ünlü çift ilişkiler uzmanı var. Hep onun kitapları falan konuşuluyor işte. Onun söylediği mahşerin dört atlısı dediği dört tane problem var. Bir tanesi eleştiri, bir tanesi işte duvar örme, bir tanesi küçümseme gibi tartışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar demiş. Aslında bunlar hepimizin bildiği şeyler. Yani yeni bir şey söylemiyor aslında. Dolayısıyla onlara dikkat etmek gerekiyor. Yani mesela çiftlerde dikkat ediyorum ben. Birbirlerini arkadaşlarının yanında çok küçümseme, eleştirme meseleleri çok ön plana çıktığını görüyorum. Veya duvar örme. Yani bir ilişkide gerçekten siz kaçıngan bir bağlanma stiliniz bile olsa duvar ördüğünüz sürece o ilişkiyi veya tartışmayı bir adım ileriye götüremezsiniz. Yani bir noktada şey demeniz gerekiyor kendinize de. Yani tamam da ben bunları artık ne hissettiğimi açıklamam lazım. Çünkü falcılık yapma da dördüncü bu arada şey. Mahşerin dördüncü atlası. Gerçekten de falcılık yaptığınız zaman yani karşınızdakini siz o söylemeden bir şeyleri ona ay bu böyle düşünüyor herhalde. Bak şimdi bunu düşündü de bana böyle dedi falan dediğiniz zaman işler hiç iyi gitmiyor. Yani bir ilişkide işlerin iyi gitmesi için gerçekten konuşmak lazım. Ben şey bunu söylerken de aslında mesela kendim de confrontation dediğimiz yüzleşmeden hiç hoşlanmayan bir insanım. Ben mesela gerçekten bir sıkıntıyla karşılaştığımda bir ilişkide onu açıklamaktan değil karşımdaki anlasın diye bekleyen bir tip.
düşünmüştüm. Fakat belki de bu nedenle şu ana kadar olan ilişkilerime geri dönüp baktığımda hiç iyi bir iletişim kurmamışım kişiler arası ilişkiler anlamında. Şu anda oysa ki iletişimde doktora yapan bir PhD adayı olarak bunun ne kadar yanlış olduğunu tekrar tekrar görüyorum. Konuşabilmeye başladığınız zaman ilişki bir noktaya gidiyor. Yani bu çok önemli bir şey. Hiç kimsenin hiçbir şeyi tahmin etmemesi lazım bence. Yani her türlü sorun zaten iletişim çözer. Senin mesela bilmiyorum ilişkide gördüğün en büyük problem ne oluyor? Karşı tarafın çok yoğun olması oluyor. Belki. Yoğun olması, evet. Vakit ayırmaması. Evet. Ama bunu mesela ona söylemen gerekiyor. Onu demek istiyorum. Söylüyor musun? Söylüyorum. Peki karşı taraf düzelme gösteriyor mu? Karşılıklı olarak yani hafta içi ben onun yoğunluğuna anlayış gösterdim sürece hafta sonu da daha çok o benimle ilgilenerek böyle bir demek çözüm ki orada bir yol bulmuşsunuz. Evet. Yani birbirinizin handicaplarını diyeyim yani negatif taraflarını bir şekilde bertaraf edip orada noktada hafta sonu bir program yaparak, buluşarak onu halletmiş oluyorsunuz. İşte bunu demek istiyorum. Yani bu bir denge meselesi. Gerçekten iki tarafında gayret göstermesi gerekiyor derken de bunu kastediyorum. Aslında çok güzel bir örnek olmuş oldu. Birimiz iletişimci, diğerimiz de psikoloji ve zooloji. O zaman evet. Zaten bu işi uzman olarak biliyorsunuz yani. İşte keşke herkes böyle olsa değil mi? Yani aslında bak ne kadar basit kulağa geliyor. Ama niyeyse kimse yapamıyor bunu ilişkilerinde. Sen mesela sıkılıp da bunu içine atsan ve sonra hafta sonu da mesela bir program yapmasanız tesadüfen o hafta sonu. O zaman bu işin ne kadar büyüyeceğini, içsel öfkeler geliştireceğini, basit bir bardak niye burada duruyor konusundan bile büyük kavgalar çıkabileceğini düşünebilirsin mesela. Ama işte ben konuşarak sıkıntımı paylaşıyorum. O da bana güzel çözümler sunuyor. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet. Benim güzel. Sorularım bu kadar. Siz zaten hani böyle soru sormadan hepsinin cevabını aldık biz ilk sorudan. O yüzden çok güzel oldu bence. Evet. Haftaya görüşmek evet, üzere. Evet, haftaya başka konularda, başka bölümde görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Siz de.